Herkese merhaba dostlar. Burası Saybaşı Sosyal Tesisleri. İçeriye doğru ilerliyoruz. Bakalım nasıl bir yermiş. Biz de ilk defa geliyoruz. Burada çocuk oyun alanı varmış dostlar. Hoş bulduk. Evet dostlar, böyle teras kısmı var. Birazdan İvriz Barajı'nı göreceksiniz. Evet dostlar, mekandan İvriz Barajı'nı bu şekilde görebiliyoruz. Manzara güzel. Şöyle menüyü bir göstereyim size. Bakalım fiyatlar nasılmış. Kebap fiyatları bu şekilde. Porsiyon ve dürüm olarak. Izgaralar. Şöyle saç tavalar, tavuk şişler ve içecekler. Haziran sonu fiyatları bu şekilde. Burada da tatlı çeşitlerimiz varmış. Evet, menü bu şekilde. Bizim klasiklerden menemen testi. Şu menemeni bir dalayım bakayım her zamanki gibi. Ekmekler kurumuş ama değil mi? Gel bakayım, yanaş bakayım şu menemene. Şöyle baksana ya. Dostlar, görüntü güzel. Şöyle bir. Her zaman aynı şeyi söylüyorum ama demek ki her zaman güzel yerlerde yiyoruz. Mükemmel. Güzel. Süper. Hemen bir tane daha alacağım hiç bekletmeden. Şuna baksana. Bak. Kaşar da var ha bu arada. Müthiş. Misafirimiz de var. O zaman yemeğe devam. Evet dostlar, burası da mesela kışın oturabileceğiniz çok güzel bir alan. Kapalı bir alan. Yazın havadar olmuyor ama. Gerçi camlar açılabilir şu camlar. Ama kışın daha güzel olur. Kesinlikle. Böyle kapalı yerlerde var, bilginiz olsun. Şehit Yüzbaşı Ercan Solak Sosyal Tesisleri. Saybaşı Sosyal Tesisleri olarak da geçiyor. Halka Pınar'da. O zaman bir sonraki mekanda görüşürüz. Belcaş'ta bulunan bir mekana geldik. Balık söyledik. Masaya gelsin. Sonra yine birlikteyiz. Evet dostlar, bugün birkaç yerde yemek yiyeceğimiz için bir tane balık söyledik. Eşimle birlikte yiyeceğiz. Evet, şöyle alabalığımız geldi. Yanında şöyle bolca bir salatası. Burada karpuzu var. Köy yoğurdu. Koyun yoğurdu tabii ki. Burada bir de acı ezmemiz var. Yanında ekmeğimiz. Şöyle balığımızı bir göster istersen. Şöyle bir şey göster. Bu arada balık çok güzel koktu. Aynen. Görüyor musun? Mis. Şöyle bir tadına bakacağım aşkım. Şöyle bir tekrar yiyeyim. Hmm.
Biraz tuz az. Biraz tuzlamak istiyorum işte. Ama pişme derecesi falan. Çok güzel. Şu koyun yoğurdundan da almak istiyorum. Ha baksana ya. Krema gibi ha. Onun tadını ben de merak ediyorum şu an. Aşkım yok böyle bir şey ya. Çok ekşi. Mükemmel ama. Hadi aşkım sen de tat. Dostlar bu armut ağacı. Henüz tam olmamışlar ama gördüğünüz gibi bayağı da armut var. Şöyle yakından göstereyim. Ondan sonra burada bir erik ağacı var. Henüz onun da zamanı gelmemiş ama gördüğünüz gibi şöyle bir sürü erik var. Ondan sonra burada bir tane kiraz ağacı var. Kirazlar olmuş, hatta yolunmuş dostlar. Şöyle koparmam gerekirse şuradan bir tane kopardım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel değil mi ya? Allah aşkına sen bunu ye. Evet, başka burada bir tane elma ağacımız var dostlar. Şöyle elma da burada gördüğünüz gibi. Elma da daha tam olmamış. Bu yeşil elma. Bu tarafta şöyle bir vişne ağacı var. Gördüğünüz gibi çok güzeller değil mi? Evet. Hemen bu tarafta da şöyle göstereyim size. Bu da ceviz ağacı dostlar. Bu da ceviz. Şöyle göstereyim ceviz ağacını. Evet. Bu bahçede bayağı bir meyve ağacı var dostlar. Kuşlar cıvıldıyor duyuyorsunuz. Dostlar burada İvriz doğal kaynak suyu olduğu için musluklardan direkt kaynak suyu geliyor. Mekanlarda da böyle sürahiyle suyunuz geliyor her zaman. Çok tatlı, çok güzel ya. Suyu bile farklı memleketin. Belce ağaçta kiraz meşhur olduğu için şöyle de bir ikramımız geldi. Mükemmel görünmüyor mu ya? Bu ne böyle ya? Şuraya bakın. Nasıl aşkım? Zaten belli yani, çok güzel oldu. Değil mi? Burada hem sarı kiraz hem de bu kırmızı kirazdan var dostlar. İkisi de çok tatlı. Olur da bir gün Ereğli'ye uğrarsanız çok, çok bu güzel kirazlardan mutlaka ama mutlaka yiyin. Evet dostlar, mekandan çıktık. Hesabımızı ödedik. Bir balık ızgara, bir fanta, bir ayran 300 lira tuttu. Yanındakiler zaten ikramdı. Çay, sonunda kiraz verdiler. İşte karpuz, yoğurdu falan. Hepsi ikramdı dostlar. Total 300 lira tuttu. Bilginiz olsun. Evet dostlar, sıradaki mekanımız Ereğli'nin meşhur kokoreççisi Supi Usta. Hadi şimdi içeri geçelim ve neler pişiyormuş, fiyatlar nasılmış hepsini öğrenelim. Kışın burada çadırımız var dostlar. Sobada sıcak bir şekilde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Mekan burası.
Meşhur kokoreççi, süper usta. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk. Ustam kolay gelsin. Afo Bey, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor usta? Çok şükür, güzel gidiyor. Keyifler yerinde umarım. Kokoreç, köfte, sucuk. Hepsi var maşallah. Hepsi var. Kokoreçlerimiz kuzudur. Kendimiz kuzu sararız. Kuzu kokoreç, kendimiz sarıyorsun. Kendimiz sararız. Kaçta açıyorsun usta? Böyle saat 5.30-6 gibi geliriz. Evet. Hizmete başlarız. Bak kokoreçlerimiz böyle uykuluklu, bademlidir. Karışıklı. Saat 4'te bu şişimizi asarız. En az 4 saat burada közler, ısık ateşte kendiliğinden pişer. İşleri ve lokumdur. Şiş de böyle döndü mü bunlar pişmiş demektir. Şu an nar gibi bunlar pişir. Süper pişmiş. Kaça kadar çıksın usta? Saat gece 2'ye kadar buradayız. Peki burayı tarif edersek Konya'daki arkadaşlarımız Konya nasıl bulacaklar? Uğur Mumcu, Uğur Mumcu'nun sonu dediniz mi? Uğur Mumcu'nun sonu Uğur Mumcu Caddesi'nin dediniz mi? Direkt çıkar. Evet dostlar, Uğur Mumcu Caddesi'nin sonunda evet. Burayı bulabilirsiniz. Uğur Mumcu'nun sonu dediniz mi? Direkt adres buraya gelir. Buraya iki ilave mi vardı? İki yarım abi, orta acılı. İki yarım orta acılı. Bir de fiyatlardan bahsedersek usta. Fiyatlar, kokoreç ne kadar? Kokoreçlerimiz yarım ekmek. Yani şu şekil dediğimiz yarım ekmek. Evet. 120 TL. 120 TL. Evet. Köftemiz 120 TL. Köfte de 120. Sucuk 130 TL. Sucuk 130 TL. Evet. Uykulumuz bulunur. Uykulumuz 200 TL. Uykuluk 200 TL dostlar. Evet. Bilginiz olsun. Genellikle kokoreç gidiyor tabii ki. Ereğli'de. Meşhurdur. Porsiyon oluyor mu sizde? Hep ekmek arası mı? Porsiyon da yaparız, iri kıyım da yaparız. Mesela saçlarımız var. Şu saçları da kullanırız böyle. Evet. Bunları işte böyle porsiyon var. Olarak yaparız. Yürüme müşterilerimiz var. Böyle iri kıyım, iri kıyım alır yerler. Baharat ne var? Baharat, kekik, kimyon, pulver. Pulver kendimizi. Has ve has Kaybiköy'ün anamın yaptığı el yapımı pulver. Kaybiköy'ün pulver. Bunu hiçbir yerde bulamam. Doğrudur usta. Kendi yaptığımız. Doğal, her şey doğal maşallah. Kekik yaprak kekiktir. Şimdi bunu mu doğrayacağız? İki yarım mı değil mi? Bir yarımı birazdan vereceğim, keseceğim. Biraz tuz attın. Evet. Biraz tuz, biraz kimyon, biraz pul biber, biraz kekik. Bunu çok atmaya gerek yok. Çünkü kokorecin tadını alalım. Yeter. Tabii, baharata çok gerek yok. Tabii baharata çok gerek yok. Kokorecin tadını alalım. Yeterdir. Sıkıntı yok. Önemli olan kokorecin tadını almak. Ekmeği de iyi doldurdun. Evet. Gayet doludur. Bol müşterilerimizin ağzına gelsin. Fiyat da bence gayet uygun yani. Tabii ki diğer yerlere göre uygun. Evet. Diğer yani bizim Ereğli'de biraz o konuda hesaplıdır yani. 120'ye Ereğli hariç diğer illerde yiyemezsiniz. Evet kesinlikle. Biz kendimiz sardığımız için bizi kurtarıyor. Yok yok. Yunus sana atar ya. Şöyle damlayı görüyorsunuz dostlar. Evet. Tam kömür mü kullanıyorsun, odun mu yakıyorsun, evet, ne var altında? Portakal, meşe, karışım. Odun kömürü. Zaten buna lezzeti veren közdür. Değil mi? Lezzeti evet. Veren buzaktır. Ustam o zaman senden biz hepsinden birer tane alalım. Kokoreç, sucuk, kokoreç, köfte. Hepsinin sucuk. Bir tadına bakalım. Tamamdır. Siparişlerini yaptıktan sonra bizimkini hazırlayabilirsin. Tamam. Sıkıntı yok. Tamamdır. Biraz sonra hepsini ayarlayacağım. Evet, köftemiz ızgaraya atıldı. Yavaş yavaş burada pişecek. Köftelerimiz de el yapımıdır. İki köfte, bir kokoreçe evet. Değiştirdik siparişi. El yapımı süper. Hazır değil. Hazır almıyorsun. Kendin yapıyorsun. Kendim süper. Yapayım. Süper, süper. Dostlar burada her şey kendi hazırlıyor usta. Döndüre kesti gibi içine. Bak. Bak ya. Bunu nasıl yemeyeceksin şimdi? Nasıl yemeyeceksin? Buna bak hele. Allah. Cozur cozur pişiyor.
köftelerimizi bir çevirdik şöyle. Burada tekrardan bir şöyle pişiriyoruz. Burada tekrardan bir kızarttı bunu yapıyoruz. İçinin belki pişmeye yerleri olur. Aynen öyle. Misafirimiz de geldi. Aynen, misafirimiz de var. Şöyle çekelim misafirimizi. Ekmekleri de ısıtıyorsun. Biraz kızartıyorsun herhalde ekmekleri. Aynen öyle. Buraya bir tane daha var değil mi? Tamam. Buranın bir yarımını hızlandıracağım. Şov başlasın. Lopu 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 kopar edeceğiz. Bu bomba ya, tam bir bomba bu. Bak, baharatlar da geldi. En son tuza eklendi. En son tekrar bir ısıtıyorsun yine. Evet. Sıcacık gidiyormuş dedi. Ustam köfteler oldu mu acaba? Daha istiyor. Evet, daha istiyor. Böyle pamuk gibi dağılır. Böyle gördün mü? Bunun için bu komple et. Böyle pamuk gibi dağılır. Dostlar burası da çadır kısmı, kapalı alan. Kışın burası da güzel oluyor. Burada değişik değişik yazılar var gördüğünüz gibi. Mesela asgari ücret gibiyim, kimse benimle geçinemiyor yazmış. Kışın da burası güzel. Yazın dışarısı, kışın burası. Ustam ben masaya geçiyorum. Hemen çıkalım. Tabii burada ki siz geçin, size servisimizi yapalım. Teşekkürler. Herkese nasıl yapıyorsa size de aynı. Teşekkürler. Torpil geçme ustam. Tabii tabii, herkes aynıdır. Evet dostlar, siparişlerimiz geldi. Şöyle ikramları göstereyim size. Burada bir soğan tabağımız var. Burada biber tabağımız, şu kırmızılar çok acıdır, bilginiz olsun. Biber turşumuz var, burada bir domates tabağımız var. İkramlarımız bu şekilde. Şimdi tadıma geçelim. Şöyle kokoreçle başlayacağım. Gayet güzel, böyle yağlı yağlı. Sulu sulu bir kokoreç. Şöyle içinde göstereyim size. Gayet iyiymiş. Şöyle bir soğan atalım. Biberleri atmaya korkuyorum. Çünkü çok acı görünüyorlar. Çok acı. O yüzden şöyle domatesten yiyeceğim. Mükemmel. Dostlar sıra geldi köfteye. Ucundan eşim yemiş. Ben şimdi bakacağım tadına. Gayet güzel. Maydanoz böyle ağır ağır geliyor. Güzel olmuş. İçine göstersin şu şekilde. Bir de ayran açacağım. Dostlar ayran şişeli. Şu taşın ayranı. Kaliteli yani. Şuradan şöyle. Ayrana bakalım. Oo süper ya. Mesela İstanbul'daki ayranlardan farklı. Niye? Çünkü burada yoğurt organik. Koyun yoğurdu. O yüzden tadı farklı. Müsaadenizle bir tane daha gömeceğim. Bitmiş ya.
Çöz soğandan da yiyorum. Müthiş. Müthiş. Hadi aşkım biraz da sen ver.